Ladislav Hoyer, yalnızca işlediği cinayetlerin vahşiliğiyle değil, aynı zamanda kurbanlarının vücudunun bir kısmını yemesiyle de ünlenmişti. 1978 ile 1981 yılları arasında Çekoslovakya'da 5 kadını öldüren Çekoslovak sadist bir tecavüzcü ve seri katildi. Ladislav Hoyer, okuldaki ortalama öğrenciler arasında yer alıyordu. Belki de hiç arkadaşı olmaması ve gençliğinden beri yalnız bir yaşam sürmesi dışında dikkat çeken herhangi bir özelliği yoktu. Normal şartlarda hiçbir zaman ciddi bir ilişkisi ya da kız arkadaşı olmamıştı. 16 yaşındayken bir kıza ilk kez tecavüz etme girişiminde bulunarak suç işlemeye başlayacaktı. Daha sonra bu faaliyetlerine devam etti. Yaklaşık 15 tecavüz işledikten sonra artık bu ona yetmemeye başlamıştı ve artık insanları öldürmeye de başlayacaktı. Ladislav Hoyer'in babası o gençken hastalanarak hayatını kaybetmişti. Annesi ise kısa süre sonra yeniden başka bir adamla evlendi ama kısa süre sonra annesi de hastalanıp hayatını kaybetti. Çocuk bakma konusunda deneyimsiz olan yeni üvey babası da kısa süre sonra çocukları bir başına bırakarak taşındı. Ladislav Hoyer ile kardeşi Yaroslav Motol'deki apartman dairesinde yalnız kalmışlardı. Ladislav Hoyer temel bir okulu bitirdikten sonra cam işçisi olarak bir fabrikaya girdi ve çalışmaya başladı. Hoyer'in işvereni Ladislav'ın çok fakir bir çalışan olduğunu, çok konuşkan olmadığını ve sosyalleşmediğini söyleyecekti. IQ'su ortalamanın altında bir puan olan 88 olarak belirlenmişti. Yakalanmadan kısa bir süre önce kardeşi askere gittiği için bir apartman dairesinde tek başına yaşıyordu. Ladislav Hoyer ilk cinayetini 2 Kasım 1978'de Deçin'de işleyecekti. Elbe Nehri kıyısında en yakın yaşanılan evden sadece 35 metre uzaklıkta çalıların ardına gizlenmiş potansiyel kurbanını arıyordu. O kasabanın güzelliğini ve orada yaşayan güzel kadınları görmek istediği için Deçin'e ziyarete gelmişti. Gözünü kasabada dolaşan 22 yaşında bir kadına kestirmişti ve nehre varıncaya kadar onu gözetledi. Ancak kız çok şanslıydı ve Ladislav Hoyer harekete geçmeden önce evine girmeyi başarmıştı. Bunun üzerine daha sonra 30 yaşındaki Eva R. isimli kadını seçecekti. Kadına saldırdı ve onu yere serdi. O da karşılık verince sinirlenen Ladislav Hoyer onu boğarak öldürdü ve onu çalıların arasına sürükledi. Daha sonra cesedin üzerinde mastürbasyon yaptı. Eva R. o talihsiz günde kocasından yeni ayrıldığından ve yeni sevgilisiyle buluşmak için evinden çıktığından kadının cinayeti hakkında şüphe bu iki adama düşecekti. Ve bu sebeple Ladislav Hoyer'in işlediği ilk cinayetten üzerine herhangi bir şüphe kalmamıştı. Ve bu şekilde ilk cinayeti yanına kar kalmıştı. Olay yerinden ayrılmadan önce Eva R.'nin cinsel organına ısırgan otu koyarak uzaklaşacaktı. Bu deneyim neredeyse ona yarım yıl yetmişti. Sapkın arzularını geçici olarak tatmin etmişti ve ara vermişti. Bunda belki de askerlik görevini o dönemde tamamlamamış olmasının, dolayısıyla fazla boş vaktinin ya da fırsatının olmamasının da etkisi vardı. Ancak üzerinden yarım yıl geçmişti ki yeniden uslu durmayacak ve ikinci kez cinayet işleyecekti. Prag'dan Deçin'e giden trene binerken 25 yaşındaki Ivona S'yi fark etti. Hangi kompartmana gideceğini görmek için onu izledi. Sonra gizlice önünde devriye gezerek uygun bir an gelmesini bekledi. Genç kız tuvalete gidene kadar bekledi. Arkasından koştu ve kapı kapanmadan içeriye girerek kapıyı zorla içeriden kapattı. Ve sonra genç kızı elleriyle boğdu. Saldırı o kadar hızlı, şiddetli ve yoğundu ki kurbanın kendisini savunma şansı bile olmamıştı. Daha sonra kendisine cinsel istismarda bulundu. Tuvaletten çıkarken kapıdaki mekanizmanın hala meşgul konumunda kalmasını sağladı. Sonra sakince yerine oturmaya gitti ancak yaklaşık çeyrek saat sonra trenden indi ve başka bir trene binerek Prag'a geri döndü. Ivona'nın kıyafetleri ise hiçbir zaman bulunamadı. O zamanlar bu oldukça gizemli bir vakaydı. Aynı yılın sonbaharında üçüncü kez cinayet işleyecekti. Bu kez Slovakya'da Kösice yakınlarında bir saldırı düzenledi. Ruzinska baraj rezervuarının kıyısında gezintiye çıkmıştı ve 25 ila 30 yaşları arasında bir kadınla tanıştı. Hızla etrafına bakındı ve etrafta başka kimseyi göremeyince kadının üzerine saldırarak yere düşürdü. Elbiselerini yırttı ve tecavüz etti. Cinsel ilişkiden sonra yine kurbanını boğarak öldürdü. Rastgele etrafta bulduğu bir tel ile onu sıkıca bağladı.
bağladı, göğsüne de bir taş koydu ve onu suya sürükledi. Ceset, işçiler tarafından çok uzun bir süre sonra 11 Ekim 1981'de zaten önemli ölçüde çürüme aşamasındayken keşfedildi. Kayıp şahısların arşivlerinde ülke çapında arama yapılmasına rağmen Slovak müfettişlerin daha fazla bilgi edinememesi nedeniyle kadının kimliği hiçbir zaman tespit edilemedi. Bu ismi hala da günümüzde de bilmiyoruz. Takvimler 30 Ocak 1981'i gösterdiğinde sabaha karşı trenle Brno şehrine geldi. Bütün gün yolculuk yapmıştı. Sabah saat 3 civarında kalacağı yere dönerken tramvay durağında gece geç bir saatte bir partiden çıkmış olan 18 yaşındaki genç bir kız olan Ivana M. ile karşılaştı. Onunla konuşmaya çalıştı ama Ivana adamın garip hallerinden rahatsız olarak kaçmaya çalıştı. Ladislav Hoyer peşinden koştu, onu yere itip düşürdü ve yerel bir parka sürükledi. Burada ona tecavüz etmeye çalıştı ancak daha sonra genç kızı bıçaklamaya ve sonunda da onu boğmaya başladı. Daha sonra makasla göğüslerini ve cinsel organını kesti ve bunları plastik bir torba içinde eve götürdü. Göğüsleri masanın üstüne koydu. Penisini önceden kestiği cinsel organın içine soktu ve ardından kalıntıları buzdolabına sakladı. Yaklaşık bir hafta sonra onları tuzlu suda pişirdi ve bir kısmını yemeye çalıştı. Ancak tadı güzel olmadığından beğenmedi ve kalıntıları tuvalete attı. Ladislav Hoyer, Temmuz 1981'de Prag'da İçişleri Bakanlığı yakınındaki bir parkta yeniden saldırı düzenleyecekti. Ancak bu kez planı ilk kez başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Saldırıya uğrayan Jitka K. isimli kadın, Ladislav Hoyer tarafından ormanlık alana zorla sürüklenmiş ve kıyafetleri çıkartılmış çıplak bir vaziyetteydi. Oldukça korkmuş olan Jitka, Ladislav'dan kaçmak yerine onunla anlaşıyormuş gibi yaptı. Kız sonunda Hoyer'i kimsenin onları rahatsız etmeyeceği evine gitmeye ikna etmeyi başardı. Çalıların arasından evine giderken caddeye çıplak çıkamayacağı için Ladislav'dan kendisini giydirmesini istedi. O da onun giyinmesine izin verdi ve elbiselerini tekrar giydirdi. Ama kız bu esnada onu itip caddeden aşağı koşmaya başladı. Hoyer onu tekrar yakaladı ve yere düşürdü. Ardından birkaç kez kafasını kaldırıma vurmaya devam etti. Kızın bağırışları yakınlardaki bir apartmandan duyuldu ve cama çıkan apartman sakinlerinin "onu bırak" diye Ladislav'a bağırmaları üzerine Ladislav olay yerinden kaçtı. Beşinci cinayetini ise 3 Ekim 1981 gecesi Prag'ın Motol kasabasında dairesinin yakınında işleyecekti. Kurbanını bir saatten fazla bekledi. Sonunda kurbanın konserden dönen 51 yaşındaki Anna S. olduğu ortaya çıkacaktı. Onun daha genç olduğunu ve onu cinsel ilişkiye girmeye ikna edeceğini varsayıyordu. Ancak planladığı gibi gitmedi ve sonunda ona saldırıp tecavüz etti. Onu teşhis edemesin diye de boğdu. Bunun için başına çektiği çorabını kullandı. Olay yerinden ayrılırken ceketini de başına geçirmişti. Bu, Hoyer'i endişelendiren tek cinayetti. Daha sonra evinden 300 metre uzakta yürüyerek cam üfleme atölyesindeki işine gitti. İnsanların bir şeyi fark edip katili keşfetmesinden korkuyordu. Hatta en sevdiği barda birkaç kez sarhoş olduğunda cinayeti itiraf etmişti ama kimse de onu ciddiye almamıştı. Ladislav Hoyer'in akıl hastası suçlu olan bir arkadaşı vardı. Ara sıra birlikte yürüyüş yapıyorlardı. Yürüyüşlerinden birinde kendisine göre bir kadını öldürdüğü yeri gösterdiğini de söylemişti. Ayrıca ona katilin külotlu çorabı kurbanının boynuna doladığını ve bunun suç soruşturmacıları dışında yalnızca failin bilebileceği bir bilgi olduğunu söyleyecekti. Ladislav Hoyer arkadaşı başka bir suçtan tutuklanıp içeri girdiği dönemde Anna S. isimli bir kadının öldüğü bilgisini polislerle paylaşmıştı. Bunu yapanın arkadaşı Ladislav olduğunu söyleyecekti. Müfettişler Anna S.'nin nasıl öldüğünü, nasıl öğrendiği konusunda şaşkına dönmüştü. Ancak Hoyer ona suç mahallini göstermiş ve polisin yalnızca şüphelinin bilebileceğini bildiği suçun ayrıntılarını ona vermişti. Bu durum Ladislav Hoyer'in tutuklanmasına yol açacaktı. Polisler o zamanlar sadece 23 yaşında olan Hoyer'i dikkatlice sorguya çektiler. Katil soru yağmuruna dayanamadı ve birkaç saat sonra cinayeti itiraf etti. Ancak sadece Anna S. cinayetini itiraf etmişti. Ancak müfettişler işlediği soğukkanlılığı göz önünde bulundurarak ekipten memnun değildi ve bunun ilk suçu olmadığını varsaydılar ve haklıydılar da. Soruşturma kolay olmamasına ve 9 aydan fazla sürmesine rağmen sonunda 4 kadını daha öldürdüğünü itiraf edecekti.
Yapılan yargılamalar sonunda vahşi eylemleri nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. Ayrıca bir kez de itirafını geri çekmişti. Her ne kadar başka suçlar işlemiş olma ihtimali de olsa asılsız suçlamalarla soruşturmayı yürütenlerin kafasını karıştırma endişesi bulunmaktaydı. Ladislav Hoyer'e mahkeme mümkün olan en yüksek ceza olan ölüm cezasını vermişti. Ancak cezalandırılmadan önce ölüm korkusunu dile getirmişti. Sanığın akli dengesinin tam olarak yerinde olmamasından ötürü sağlıksal rahatsızlığı nedeniyle infazı iki kez ertelendi. Ve nihayetinde yetkililer rahatsızlığının düzeldiği kanısına vardıkları 1986 yılının Ağustos ayında 7 Ağustos tarihinde Pankraç hapishanesinde Ladislav Hoyer'i idam ettiler. 1990 yılında ölüm cezasının kaldırılmasına kadar başka bir infaz yapılmadığı için Ladislav Hoyer Çek Cumhuriyeti'nde idam edilen son suçlu olmuştu ve cinayetlerle dolu hayatı idam ile sona ermişti.